Ben Mustafa Şahbaz, emekliyim ve taksicilik yapıyorum. Kayseri'de taksi dediğimiz zaman fazla taksi kültürümüz yok ama yine de yani emekliyi kurtarır. Ama kimi kurtarmaz? Adam herhangi bir emekliliği yoksa, ondan sonra bir geliri yoksa o adamı kurtarmaz. Şu adam bu, o, çünkü o adam ne yapacak? Sigorta ödeyecek, bunun vergisini ödeyecek. Artısı kendisine kalacak. Yani sadece emekliyi kurtarıyor Kayseri'de. Diğer arkadaşları kurtarmıyor. Bunun sebebi yani Kayseri halkımızın taksi kültürü olmayışı. Bir de Kayseri'nin yani ulaşımı basit olduğu için. Ulaşım basit. Otobüs var, tramvay var. Yani her yere gidecek şekilde... Yani ulaşımı basit. İstanbul gibi ulaşımı basit değil, bir ülke değil, yani il değil. O büyük şehirlerde, burası da büyük ama o büyük şehirlerde daha fazla oluyor. Bizim burada fazla taksi kültürümüz olmuyor. Çünkü ulaşım basit. Adam yürüyerek de gidiyor, otobüsle de gidiyor, tramvayla da gidiyor. Tam kapanma olarak değerlendirdiğimizde işlerimiz olmuyor. Ama işte devletimiz sağ olsun bize... biraz yardım etti. 3 ay 1'er lira 1'er lira 3 lira verdi. Şimdi de 1 lira daha verecek. Ama ne zaman olacağını vereceğini bilemiyoruz. Yani o yardımını aldık. 4 lira 3 lira bir daha alacağız. 4 lira yardım etti bize. Tam kapanmada. Valla benim eklemek istediğim bir şey yani benim için pek şey değil de diğer arkadaşlar için diyorum ya. Yani emekli olmayan arkadaşlar için bu iş biraz zor iş yani. Geçinilmeyecek bir iş. Ama ben emekliyim, yapıyorum. Memnunum yani. İşimden, gelirimden memnunum. Şurada en azından geliyor. Vakit geçiriyoruz. Hanımla görüşme dersen. O şeyi de katat da espriyi de. O yani. Ekleyeceğimiz bu. Ya tam kapanmada deminki dediğim gibi işimiz yok yani. İş oranından soruyorsanız. Ama biz rahatlık geliyor, oturuyor, gidiyor. Yusuf Karaslan. Taksiciyim, 45 senedir bu işi yaparım. Kayseri'de taksi kültürü yok zaten. Zaten bu kapanmayla da iş yok zaten. Şu saat olmuş işe gideceğiz, asistan edeceğiz. Bunlar ne ev geçirir ne borcu denir. Bizim emeklimiz var da ona öyle diyoruz. 1100 lira herhalde aldık ya. 1100 lira, evet. Aldım almadım bilmiyorum. Ben onu da almadım herhalde ben. Çoğu insana vermiyorlar herhalde. Ben emekli olduğum için. Ben ailemi çektim pardon. Kayseri'de iş yok yani. Yok değil mi? Şu sadece iş yok yani. Sitem etmedik kardeş. Genelde böyle de yine o zamana biraz oynattı işte. Yani vardı işler. Bak şimdi hiç iş yok. Bak kimse yok dışarıda zaten. Kim götürecek? Geliyoruz yani masamızı kurtaramıyoruz. Tabii canım 10 araba vardı. Şurada 3 araba çalışıyordu. Kimse yok ki. Geliyor boş bekle gidiyor. Biz de aşama bekleyip boş gittiğimiz çok oldu yani. Benim kimse olmadığı için mevzu geliyorum vakit geçiriyorum böyle. Taksi kültürü reklamlarla falan gelişir de o kültür yok kardeşim. Yani Kayseri şehir olarak büyüyor da kafa olarak büyümüş Kayseri. Taksi kültürü olmaz. İnan şimdi ben Ankara'da yaptım taksilik. Orada 3 tane 4 tane öğrenci taksi evine aralarına böyle işte paraya giderler evlerine. Burada adamı mesela bekliyor herhangi bir mahallede bekliyor. 3-4 kişi bir aile veya 5 kişi bir aile. Otobüse vereceğim paraya aslında buraya gelir. Taksi evinde gelip o kültürü yok yani. Aynı parayı otobüse veriyor da tıkamasa otobüse işte doluyor. Kayseri yok yalnız. Burada bir bayan bir insan evine orada inmiyor ki birileri görür laf eder diye. 200-300 metre bu tarafta iniyor. Hani böyle bir şey var yani Kayseri'nin. Dedim ya şehir rafıyla kafa rafıymıyor Kayseri'nin.